öğrencilerimizden. Hulki Bey böyle söylüyorsunuz da işte bizim çocuklarımız da üniversitede okuyor falan. Peki kime oy vereceğiz diye bize soruyorlar dediler. Evet. Şimdi toplumda tabii pek çok parti var. İktidar, muhalefet, muhalefette pek çok parti var ama demek ki geçen seçimde olduğu gibi 10 milyona yakın insan gönlüne göre bir kişi ve parti bulamadığı için sandık başına gitmemişti. Doğru. Şimdi aynı düşünce silinmiş değil. Henüz yani mesela ben AKP'ye karşıyım ama filanca partiye oy vereceğim görüşü toplumda egemenlik kazan, egemen olmamış. Doğru. Ağırlık kazanmamış. Doğru. Veya istikrarlardan gider diye düşünüyorum. Evet. Şimdi yani AKP o parti bu parti açısından söylemiyorum da toplumda bugüne kadar verilen oylar ben ötekine kızıyorum, berikine oy vereyim biçimde. Şimdi koalisyon hükümetine kızıldı. Evet. AKP'ye de pek çok ödünç oy verildi 2002 3 Kasım seçiminde. Evet. Şimdi de AKP'ye kızanlar var ama oy verecek bir yer arıyor. Biz yıllardır gönlümüze göre ya işte şu parti ve şu kişi tam aradığım kişi ve partidir diyerek huzur içinde oy vermedik galiba. Evet. Hep ötekine kızarak birilerine oy verdik. Evet. Onun hakkından bu gelir diye oy verdik. Evet. Bu sağ içinde sol içinde oldu ama doğru bir kavram değil. Doğru. Demek ki vatandaş ya bunların hiçbirinden adam olmaz gibi de düşünüyor. Maalesef. O zaman politikacılara çok görev düşüyor. Bizi dinleyen kimi politikacılar kardeşim biz de neler söylüyoruz bizim sesimizi duyurmuyor basın diyebilir. Vallahi biz duyuruyoruz yani. Evet. Kanal Türk duyuruyor. Evet. İşte şimdi yeni bir programda başlattık konuş bakalım diye. Pazartesi perşembe arası saat 1 ile 3.30 arası milletvekillerine AKP'de dahil evet. Herkese açık bu. Tamamen objektif. Daha ne olsun? Tabii. Bir objektif bir kanal daha ne yapabilir?